Merhaba değerli izleyenler, bir başka izlemeden geçme programıyla yine sizlerle birlikteyiz. RGB Spor ekibi olarak her hafta bu evlerde olduğumuz, karantina sürecinde olduğumuz günlerde size izleyecek belgeseller, diziler, filmler tavsiye ediyoruz. Ve bu haftada yine 3 farklı izlenceyle karşınızdayız. İzlemeden geçme programına hemen başlıyoruz. İlk olarak Rush filmini önereceğiz sizlere. Motor sporları ile ilgili olan filmlerden bir tanesi. Zafer'e Hücum olarak da ismi Türkçeleştirilmiş vaziyette. 1976 yılında Almanya Grand Prix'si, Nürburgring Grand Prix'si konu ediliyor ki en uzun, en kaotik pistlerden bir tanesidir Nürburgring. Orada Niki Lauda ve James Hunt'ın beraber yaptığı mücadele aslında konu alınıyor. Niki Lauda Ferrari'de bir problem yaşıyor ve yarış dışı kalıyor. Birincilik Lauda'dan James Hunt'a gidiyor bu şekilde ve sonrasında o rekabet başlıyor. Ron Howard'ın yönetmen olduğunu belirtelim. Da Vinci'nin Şifresi, Melekler ve Şeytanlar gibi kitapların filmleştirildiği yapıtlarda kendisini yönetmen koltuğunda görüyoruz ve spor hikayesinin dışında da aslında ilginç şeyleri keşfetmemizi sağlıyor Ron Howard'ın bakış açısı. Pist içindeki rekabeti de çok farklı yönlerden ele almaya çalışmış bu film içerisinde. Çok bakışlı açılardan gördüğüyle ilgili bu filmi yaparken yönetmen Howard'ı çeşitli yorumlar var. Zafer Öcüm'ün senaristi de iki zıt karaktere odaklanıyor. Howard bu açıları verirken senarist de iki zıt karaktere odaklanıyor. Yani Niki Lauda ve James Hunt'a odaklanıyor. Çok güzel bir rekabet gerçekten. Sonrasında neler olduğunu da çok yakinen anlatıyor film. Bu rekabette neler yaşandığını da beyaz perdeye taşıyor. IMDb puanı olarak da 8.1 verilmiş. Gayet kalbur üstü bir oran olduğunu söyleyebiliriz. 2 saat yaklaşık olarak filmin süresi. Bu hafta sizlere ilk tavsiyemiz Zafer'e Hücum filmi. Space Jam'le devam ediyoruz. Space Jam, Michael Jordan'ın da oynadığı bir film. Bugünlerde zaten Michael Jordan'la ilgili olan belgesel çok konuşuluyor. Onu sizlere geçtiğimiz hafta tavsiye etmiştik. The Last Dance'i. Space Jam'i de yine sizlere sunmuş olalım. Tabii bu filmin bir diğer özelliği de çizgi film karakterleriyle birlikte insanların da oynaması, Michael Jordan'ın da bu filmde oynaması çok büyük ilgi çekmişti. 90'lı yıllara gideceğiz bu filmle birlikte. İşte Bugs Bunny, Daffy Duck gibi önemli çizgi film karakterlerinin yanında Michael Jordan'ı görüyoruz. Yine işte çeşitli basketbolcular, Charles Barkley görebiliyoruz film içerisinde. 96 yılında filmin vizyona girdiğini söyleyelim. Bill Murray, Michael Jordan başrollerde. Onların yanında da Looney Tunes'un ikonik diyebileceğimiz aslında çizgi film karakterleri yer alıyor. Bu filmin konusuna baktığımızda dünyanın başının bir belaya girdiğini görüyoruz. Eğlence sektörünü gözüne kestiren bazı yaratıklar var diyelim. Ve işte onlar bir basketbol maçı yapmak istiyorlar. Looney Tunes'un karakterlerini de kontrol altına almak istiyorlar. Ve işte bir basket maçına davet ediyorlar. Eğer yenilirlerse bir kölelik durumu gerçekleşecek. Bu yüzden de profesyonel bir basketbolcudan Looney Tunes çizgi dizi karakterleri yardım alıyor. Bu isimde, yardım alınan isimde Michael Jordan. Bu şekilde konuyu da özetleyebiliriz. 1,5 saatlik bir film. Çok uzun bir film değil. Yani şu içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı, dar günlerde sizlere en azından 1,5-2 saat boyunca eşlik edebilecek bir film. Bu haftaki ikinci önerimiz Space Jam. Damned United, bir sonraki tavsiye edeceğimiz film. Şöyle bir söz var, Brian Clough'a ait. Ülkedeki en iyi menajer olduğumu söyleyemem ama kesinlikle ilk birdeyim şeklinde bir sözü var kendisinin. Çok sansasyon yaratmış bir isim kendisi Brian Clough. Onun hikayesi anlatılıyor burada. Kariyerini 2 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası kazanmış bir isim Clough ve bu filmde aslında onun daha başarısız olduğu dönemlere yoğunlaştırılmış, mercek kabartılmış durumda. Baktığınız zaman İngiltere milli takımı çok başarısız sonuçlar alıyor ve sonrasında Leeds United'ın teknik direktörü İngiltere milli takımının başına geçiyor, Don Revie. Ve sonrasında Leeds United'da boşalan koltuğa da Brian Clough yerleşiyor. Filmin bir bölümünde de işte bu süreci görüyoruz. İşte Leeds United'ın başında, sonrasında yaşanılan sıkıntılar, İngiltere Ligi'nde Brian Clough'un yaşadığı sıkıntılı dönemi aslında mercek altına aldığını görüyoruz filmin. Başarıların yanında bu başarısızlıkları da aslında gösteren yapıtlardan bir tanesi. Hani sadece futbolla ilgilenenlerin değil, futboldan
çok haz etmeyenlerin de hoşlanmayanların da büyük bir keyifle takip edebileceği bir yapım olduğunu da söyleyebiliriz. Bu hem başarılı öyküleri hem de başarısız öykülerini teknik adamın bu yapıtta bulabilirsiniz. The Damned United bu haftaki 3. tavsiyemiz. İzlemeden Geçme programının bir nüshasının daha sonuna geldik. Her hafta bu programda sizlere izlenecek 3 filmi, diziyi, belgeseli tavsiye etmeye çalışıyoruz. The Damned United, Space Jam ve Zafer'e Hücum bu hafta sizlere önerdiğimiz filmlerdi. Gelecek hafta yine RGB YouTube kanalında olacağız. Videoların geldiğinden haberdar olmak için RGB kanalına abone olabilir. Aynı zamanda zile basarak da videoların geldiğinden haberdar olabilirsiniz. Ben Can Ayhan, RGB Spor ekibi adına size sağlıklı ve spor dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.